İbrahim bin Yusuf yoluyla gelen bir rivayette İshak bin Mansur anlattı. Musa aleyhisselam Hazreti Hızır'dan ayrılacağı zaman şöyle dedi: "Bana nasihat et." Hızır aleyhisselam şu nasihatı yaptı: "Sakın ha, inatçı olmayasın. Maksatsız, gayesiz olarak bir yere gitmeyesin. Taaccup edilip gülünecek bir şey olmadan gülmeyesin. Hiç kimseye hatası için gülmeyesin." Bu cümle bazı rivayette şöyledir: "Hataları için ayıplamayasın. Ağlayacaksan kendi hatalarını ağla." Hızır aleyhisselam, Hazreti Musa döneminde yaşayan, kendisine ilahi bilgi ve hikmet öğretilen kişidir. Arapça kaynaklarda Hadır, Hıdır şeklinde yer alan ve Arapça menşeli olduğu kabul edilen kelime, Türkçe'de Hızır ve Hıdır biçiminde kullanılmaktadır. Hadır, yeşil, yeşilliği çok olan yer, manasındaki ahtar ile eş anlamlıdır. Bu manadan hareketle, Hadır kelimesinin özel isminden ziyade, lakap ve sıfat olarak kabul edildiği söylenebilir. Nitekim bazı kaynaklarda Hızır'a bu ismin, kuru yerde oturduğunda altından otların yeşerip dalgalanması, cennet pınarından içtiği için bastığı her yerin yeşile bürünmesi sebebiyle verildiği kaydedilir. Hadis-i şeriflerde Hazreti Hızır'ın kıyamete kadar yaşayacağı ve çeşitli zamanlarda insanlara görüneceğinden bahsedilmektedir. Hazreti Hızır, insanlar zor zamandayken onların Allah'ın izniyle sıkıntılarını gidermektedir. Bir takım kaynaklarda kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'ın yalanlarını ortaya çıkarmak için kıyamete kadar yaşayacağından bahsedilir. Hazreti Hızır'ın Hazreti Muhammed aleyhisselam zamanında da yaşadığı, Peygamber Efendimiz öldüğü zaman ise Ehl-i Beyt'e gelip taziyede bulunduğu söylenmektedir. Hazreti Hızır insanlara aksakallı biri gibi ya da bir tanıdığı gibi görünebilmektedir. Hazreti Hızır bazen darda olan insanlara yardım etmek için gelirken, bazen de onlara bir ilim öğretmek amacıyla gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala tarafından kendisine bazı özel hikmetler ve ilimler verilen birinden bahsedilmektedir. Bu kişinin Hazreti Hızır olduğu alimler tarafından düşünülmektedir. Yahya bin Muaz Razi'den ibretlik sözler: "Dünya, alemlerin Rabbi olan Allah'ın ekim yeridir. Oradaki insanlar da ekindir, ölüm ekinin orağıdır. Ölüm meleği harman sahibidir, kabir de harman yeridir. Kıyamet günü ise o ekinin kaldırılıp toplandığı yerdir. Cennet ve cehennem ise onların durumuna göre konacak yerdir. Bir kısmı cennete girecek, bir kısmı da cehenneme girecektir." Lokman Hekim oğluna şu tavsiyelerde bulundu: "Oğlum, dünya derin bir denizdir. İnsanların çoğu orada boğuldu. O denizde gemin, Allah'a karşı takva duygusu olsun. Dünya cehenneme atılır ama ona azap edilmez. Çünkü onun bir günahı yoktur. Cehennem ehline onun bu durumu, yani ikiyüzlülüğü böylece gösterilir. Tıpkı putların da cehenneme atıldığı gibi. Nitekim Allah-u Teala buyuruyor ki, siz ve ibadet ettiğiniz putlar cehenneme odunsunuz, siz oraya gireceksiniz. Putlar içinde azap yoktur.
O putların cehenneme atılışı ile cehennem ehlinin hasreti ve cezası artmış olur. Dünyanın durumu da böyledir. Onun cehenneme atılması ile cehennem ehlinin hasreti ve cezası artmış olur. Bu durumda akıllı kimse ahiret için çalışmalı, ihtiyacı dışında aşırı şekilde dünya ile meşgul olmamalıdır. Hele ona kalbini hiç bağlamamalıdır. İsa bin Meryem aleyhisselamın sözlerinden: "Ey insanlar, şaşılacak haliniz var. Çalışmadan rızıklandığınız halde hep dünya için çalışırsınız. Ahireti için hiç çalışmıyorsunuz. Halbuki çalışmadan oradan bir nasip alamazsınız." Ebu Hureyre Esedi radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: "Bir kimse kalbini dünya sevgisiyle doldurursa, üç meşguliyetin alevi onun kalbini sarar. Yorgunluğu hiç bitmez. Emelinin hiç sonu gelmez. Bitip tükenmeyen bir hırs ve o hırsın yorgunluğu olur. Bir kimse ahireti isterse, dünya o kimseye yönelir. Böyle olunca ondan bolca rızkını alır. Bir kimse dünyayı isterse, yine ahiret onun peşindedir, arar. Dünya arzusu bitmeden ani ölüm gelir yakalar." İbrahim bin Yusuf Kenane'den nakleder: "Ebu Hazım'ın şöyle dediğini duydum: Dünyadaki iki şeyden biri benimdir. Kimse onu alamaz. Diğeri de başkasınındır. Onu da ben alamam. Benim için olan başkasına verilmediği gibi, başkası için olan da bana verilmez. Peki, bu iki şeyin hangisi için ömrünü tüketeyim? Dünyadan bana verilenden birinin eceli, benim ecelimden önce gelir. Onu mağlup ederim. Diğerinin eceli ise benim ecelimden sonra gelir. Ben ölür giderim. Onu başkasına bırakırım. Bunların hangisi için Rabbime asi olayım?" Ameş şeyhlerine dayanarak anlatılır: Sa'd bin Ebi Vakkas hasta olan Selman Farisi'nin yanına gitti. Selman'ı ağlar buldu, sordu: "Niçin ağlıyorsun ey Allah'ın kulu? Resulullah aleyhisselam vefatında senden memnundu. Ağlayacak ne var ki? Ölüm korkusundan ağlamıyorum. Dünya hırsından da ağlamıyorum. Asıl ağladığım şu ki, Resulullah aleyhisselam vefat ettiği zaman bizden şöyle bir söz almıştı: Her birinizin dünyadan aldığı ancak binekli yolcunun azığı kadar olsun. Benim çevremse bir sürü mallarla dolu. Halbuki onun bir leğen, bir süpürge, bir de su ibriğinden başka bir şey yoktu. Ey Ebu Abdullah, bize bir vasiyette bulun. Senden sonra ona göre hareket edelim." Şöyle dedi: "Bir kederin olur da gamlanırsan, bir şey için hüküm verecek olursan, işte o zaman Allah'ı an. Bir yemin edeceğin zaman da Allah'ı an.